Evet. Gelmedi. Ajan seçim ekranındayız. O jet gelmedi. Olmadı. Gelemedi. Son anda geldi ajan seçim ekranı ama ne geldi? Reyna geldi. Evet. Serinin ikinci haritasında tekrar sizleri sunucularımızla baş başa bırakıyorum. Evet, bakalım Galakticos neler yapacak. İlk haritada açıkçası yakın bir mücadele ortaya koymaya çalışmış ama roundlar geçtikçe BBL'in baskısı altında kalmıştı Galakticos. Oradan yalnız bir kill kaçması çok muhtemel değil. İçeriye doğru kafes açıldı. 2 tane daha gelebilir oraya. Yalnız bekliyorlar. Dün izlemiş olmalılar. Burada yine durmuştu. Adam avantajını kaybetti BBL. Aynen öyle ve şimdi Spike Plant'e gelecek. Güzel oklar var bu arada gelen. Russ, Kero derken 2 tane kill. Russ reloadladı. Vurmaya devam ediyor. Russ inanılmaz bir frazi spreyi. Cacı'la beraber şimdi Lego önce bomba turunu kullandı. Üzerine güzel bir niyet kullanıyor. Yakın mesafe. Çok güzel bir sprey geldi ama ikinci kill de hemen kör olunca tabii. Razorkon'dan takas var. Yalnız all-speed taktiği gelmiş. Kero hala sadece tutamadı silahını. Phantom'unu tutamadı. Şimdi Rus'un da canı çok az. 21 can. Geri çekildi biraz ama hala 3 vs 3 ve arkadan gelen ama biraz zorlanan aim.dll yine de kill aldı ve yerden şimdi silah da alacak. Orada infoya sahipler. Aslan şimdi paranoyasını kullanacak. Yakın mesafede diğer oyuncuyu da biliyor. Üzerine koşacak. İyi bir reaksiyon. Mersa Heaven'a döndü. Diğer oyuncu da gelecek. Şimdi aim.dll. Reload zamanı ve kontrolü inisiyatifi kaybetti Mersa. Smoke'tan çıkmak zorunda. Oraya doğru bir tane fay hattı daha gönderdi. Çok da ciddi info var. Çok da ciddi hasar var. Mersa burayı harika oynadı şu ana kadar ama yarıya kadar çözülmüştü. Midlink'ten bu arada 2 tane oyuncu gelecek. Burada ciddi bir kombinasyon var. Çok güzel bir spray. Aynı zamanda Burst 2 canı kaldı Lego'nun. Maxic Russ'ı yakalamış. Yine Primero'yu da kaybettiler. Arkadan gelen Aslan hemen yakınında bir takım arkadaşı daha. Spectre kill'leri tadından yenmez. Özellikle Rusunki de yine çok küçük. Hani kontrol etmesi zor bir cross. Bu arada arkalarken Aslan yakalanmış. Şimdi oradan aim.dll geldi ama o titrek spreyiyle be ilk defa belki de istediği bir sonucu çıkaramadı. Şimdi koşmaya başlayacaklar. Primero yanından geçecek oyunculara karşı iyi bir avantajı var. Güzel bir dink ve kill geldi. Rus'u düşürdüler. Şimdi Lego koşmaya başlıyor. Site arkası bir oyuncu var. Ama save gelebilir gibi geldi bana biraz. Gerçi canlar az ama zaman yok. Tabi zamanla çok iyi oynadı aslında Galakticos ama birer birer piklemeye başladılar orada. Timing yakalamaya çalıştılar. Uzunda en azından bir oyuncu olduğunu düşündüler. Ulti geliyor bu arada. Kero her ne kadar son kill'i çıkarmış olsa da bu oyunu bir oyuncu yaşayarak kazanan Galakticos oldu. Pozisyonlara baktığımda. Bu arada ulti ile beraber geldi. Geliyor. Atacak mı? Attı oraya. Bir tane kill daha fazla çıkabilirdi. Bir tane dingi var orada Lego'nun ama Mersa takısını almış. Daha rahat eden taraf BBL olmalı. Dediğin gibi üzerine Russ zaten ağdan açılmaya devam ediyor. Karanlık örtü önünde kalan Primero vardı. aim.dll'nin aldı çıktı. Aldı çıktı ve kafeslerini de çok güzel kullanıp bir yol yaptı. Aslan hiç umursamadı oradaki keşif okunu. Tamam görüyorsa görüyor abi deyip. Ama Razorkon'un entrisi sonrası Aslan şimdi daha safe oynamak zorunda. Kero yardıma gelmiş. Site'da neredeyse 1 canı var. Sanırım Mersa'nın avukili almış ama Mersa onun üzerine 2 tane kill çıkardı flash pick'le beraber. Şimdi Russ ilk kill'i çıkardı. Biliyor. Bıçaklarını kullanacak mı diye bakıyorum. Russ'tan yine çok şık bir round geldi. Yine bir düzce taktiği göreceğiz gibi Aslan bu kez. O bir tane kill'i hatırlıyorsun bu arada nasıl alındı. Evet aynen öyle. Bu arada smoke arkası smoke içerisinde bir taktik geldi ama çok klasik bir taktik. Bu arada backside'da yakalandı. Aslan ultiden bir kill çıkaramadı. Razorkon. Bu arada yerini öğrenmiş oldu. Yeşil arkası bir oyuncu var. Oraya wallbang denemeleri var. Şu an açı olarak göremiyorlar orayı ama bakacaklardır. Bu arada flash pick'ten dolayı Primero çıkıp killini almış. aim.dll'i düşürmüş. Site'da çok hareketli bu arada. Galakticos. Bir tane daha ulti geldi. Round'u garanti altına almak istiyorlar. Koşarak geldi. Rus'tan bir skor. Mercy skoruna bir takas. 3'e 2 pozisyon. Yalnız burayı oynamak isteyecekler gibi ama Primero da iyi sızdı ve iyi bir timing ama bunu çok büyük hata. Kazanamıyor. İnanılmaz büyük orayı zorlamaya devam etti. Geri çıksa hiçbir şansı olmayacak belki. Razorkon'u da kaybettiler. Yakın mesafe Russ. 3. kill. Yine bir clutch yine Russ orada. Ama yani, hiç ihtiyacı yok buna. Yani yok. Primero arkadan yakalıyor. Fear'da bir Bucky var. Yani savunmada neyse ama hücumda Bucky ile gerçekten iş yapmak çok zor. Orada Aslan bir ulti attı. Info almak amacıyla kullanmaya çalıştı. Çok masum yakalandı orada. Sova drone'dayken üzerine koşayım diye düşündü muhtemelen ama Mersa eş zamanlı olarak yakalanıyor. Orada infoyu aldı diye tahmin ediyorum. Double pick gelecek mi? Russ bu arada kaçamadı deşiyle çünkü açı olarak duvar kenarındaydı ama hemen smoke'larıyla kaçtı. Yakın mesafeden izleyecek. Kaçırdı flee'ni Russ. aim.dll ortadan Spike'ı düşürmüş. Spike, evet. Spike yok. Dediğin gibi yani bir tarafta işler iyi gidiyor, işte düellolar bir şekilde kazanılıyor ama genel olarak bir takım havasından uzak gibi zaten Galakticos. Evet, biraz dağınık oynuyorlar. Evet. Aslan 14 saniyeyi zaman yok. D'den bekliyor. Zaten aim.dll yakaladı. Yerden aldığı Phantom'la beraber. Max için de pek zamanı yok. Evet, Operator'ı sevlemeye çalışacak. Bir B hücumu gelecek gibi yavaş yavaş yaklaşıyor. Timing yedi ama Aslan eğimi o kadar keskin ki. Yani direkt fili atıp ikinci, üçüncü mermi. Aslan ve yani tabii böyle bir hani herhangi bir yetenek kullanılmayan hücum karşısında da Aslan üçüncü skorunu alıp paket yapması çok keyifli bu arada. Ve şey yani finisher'ı da evet o çok güzel. Bu arada aim.dll kör olmadı. Çok iyi bir Phantom kontrolü var. İkinci kili de getiriyor headshot'la beraber. Spike da düştü. Bu arada Double Door'dan gelen Razorkon var ama Lego backside'da. Şu an için oyuncunun yeri belli ve ama o onu bilmiyor. Lego'nun yeri bilinmiyor. aim.dll hala C savunmasında o finish'i de görmüş olduk. Güzel oldu. Şeyde var, B'nin üstünde var bir tane. Evet. Şimdi onu böyle uzağa attılar yani. Evet. Sen burada kal diye. Bu arada Rush geldi. BBL artık biraz agroyu almış durumda. Kero Ulti'siyle beraber Maxic'i yakalamış. Lego bu arada Windows'a sızdı, onu bilmiyorlar. İki mermiyi gönderdi. İkinci oyuncu da gördü. Gönderdi. Çok güzel spray kontrol bu arada. Tahta arkası ve yine crossfire'lar. İşte dün Pizzalokaya'da bu hale gelmişti açıkçası roundlar. Çünkü ilerledikçe hücum tıkanmaya başlamış. BBL daha çok özgüven almıştı. Mersa'nın yeri şimdi belli oldu. İki tane kill var ama artık devamı yok. Rakibin base'ine doğru şimdi lobiden çıkacaklar. Bombot arkası onlara güzel bir info veriyor. Şimdi C'yi hızlandırmaya çalışacaklar. C'ye bir speed taktiği geldi. A'dan verilen enter sonrası oyunu C'de bitirecekler. Oyunun şu an avantajı var Galakticos adına. İyi yerleşebilme imkanları var. Yakında hiçbir rotasyon oyuncusu yok. Aynı zamanda Breach ultisiyle birlikte daha da ilerleyebilirler. O flashlardan biri gönderildi. Primero, Kero üzerine entry'yi bulmuş. Nefes kesen kullanılacak bu arada. Lego yavaş yavaş geliyor. Aslan bir tane kill çıkarttı arkaya doğru. Nasıl yedi ulti ya? Zelzele kullanıldı. aim.dll bir bulmuş. Ulti de Maxic'i buluyor. En arkada Mersa'yı de buldular. Yani yardımlaşma inanılmaz. Oyun için farkındalık inanılmaz. Yani herkes bir köşeye bakıyor. Herkes birbirini koruyor. Evet, alt tarafa taktik gelecek Galakticos'tan. Şu an oraya doğru Russ, Kero ikinci kill'de geldi. Lobi tarafına sıkışmış durumda Galakticos. Yani bir drive pick daha var ama kaçırdı o da Rusya'da. Hemen Kero'nun yardımı var. Spike düştü. Yakın mesafe Rus'tan bir headshot var. Yakın mesafeden tekrar Mersa takısını aldı Spectre'siyle ama canı sadece 6. Arkaya doğru bir flash pick attı. Arkalanmamak için. Bu kadar erken short'a girdiğini düşünmeyebilirler bu arada ama evet, bakıyor yine de. Bakacak. Çünkü çok sessizleşti ortam ve aim.dll hata yapıyor. 11-1'lik. Çok baskın bir ilk yarı sonucu ki. Evet, A tarafına bir taktik gelecek gibi hızlıca A uzundan ve kısadan girecekler. Önce kısa girecek. Razorkon'a bir dink geldi. 47 can. Yakında bakmadılar. Primero öyle güzel bir crossfire var. İlk kill geldi ama çok güzel yardım geldi bu arada Mersa'dan. Bu çok kritik. Yoksa Primero ölecekti. Ya bunun zaten gelmesi lazım. Önemli bir infoyu çok erken aldılar. Oyunu şimdi C'ye çevirecekler. Galakticos bunun farkında ama Lego'yu tek başına A'ya bıraktılar. Hatta A-Link'i de aldı ve şu an bir free kill'e doğru gidiyor. Çok kolay bir headshot onun için. Diğer oyuncu bu kadar yakında beklemeyebilir bu arada. Lego... Bu arada niye herkes kırmızı cross'a geçiyor? Ben onu anlamış değilim. Yani biraz yoğun bir cross değil mi görsellik olarak? Ben onu bunu bilmem. Yani beyaz olabiliyor ama şu an özellikle gördüm herkes kırmızı. Lego mesela çok default kullanan biriydi. Yeşil kullanır veya mavi kullanırdı ama o bile kırmızıya geçmiş. Güzel bir headshot daha geldi. Artık retake biraz zor. Spawn'dan çıktı. Lego bir de bombasıyla beraber skorunu çıkarmış. 3 oyuncu spawn'a yakın. Bir anda pick geldi Lego. 4. kill. Kero'nun bu arada drone'u biraz acı çekti oradan giderken ve sonunda shotgun'a yakalanmış durumda. Maxic hemen A-Link tarafında. Oraya doğru bir nade geldi ama şu an için oraya pick gelecekti. Russ açılıyor. Yakın mesafe dinklendi. Stinger'ın yakın mesafe etkisi çok etkili gerçekten ama Lego'dan bir takas var. Şimdi Razorkon gelecek ama uzak mesafe Bucky'den bir şey çıkarması gerçekten çok zor. Arkada hala lökleyen bir Kero var bu arada. Firon'u yakalamış. Şimdi yalnız 3'e 3'e geldi durum. O yüzden oyun biraz sıkışmadan hemen A-Link'e doğru hareket edecekler. Gong tarafında hala bir oyuncuları var. Aslan'ı Mersa'ya yakalıyor. Adam avantajı Galakticos'a geçti ama Lego'nun Muron'u kaybetmeye pek niyeti yok gibi. Mersa'nın yeri belli. aim.dll reaksiyon veremedi. Mersa 1'e 2'yi kazandı. 12-2 yaptı Galakticos. Artık son 4 puanı belki de BBL için. Fear Double Door tarafında bıraktı. Bu arada kaçın Lego geliyor. Çekti ultisini. Site'ı boşalttı. Kimse yok. Double Door önünde bir tane bırakacak ve eltesini bulmuş oldu. Yani çok rahat. Bu umutları çok rahat giriyor gerçekten Scythe'lara Lego. Şimdi Gong tarafına doğru kilo açı var. Drone bu arada gelmeye devam ediyor. Gong'tan ilk oyuncuyu buldu. İçeri doğru girmeye çalışıyor Razorkon ama Kero'nun yardımı. Son kalan oyuncu artık Mersa. 2 tane güzel kill. Toplamda 3 kill çıkmış durumda. Üst üste ultisini attı. Bir de flash pick atıyor. Yakalayabilir mi? Yakaladı. Birebir pozisyon ama artık ona da bir flash pick atayım derken. Yani kaç tane vuracak Mersa? Yani Mersa'dan mükemmel bir seri geldi bu arada. Yani iki harita boyunca gerçekten hani ayakta kalan nadir oyunculardan bir tanesi de Galakticos'ta. Evet, 17 kill ile bitirdi. 13 kill kaybettiği maçı Mersa. Evet, karşımızda Lego var. Lego'yu tekrar ağırlayacağız. 2 gün içerisinde bu 4. kez Lego'yu görüşümüz. Lego artık hoş geldin demeli mi bilmiyorum ama tekrar hoş geldin Lego. Mekana geri dön. Valla ofiste bir bilgisayar çekin, geleyim direkt yanınıza. Evet, daha kolay olacak öyle. Stüdyoda 4. sunucu olarak aslında başlayabilirim bir yandan oynarken. Çok tecrübem var. Evet, evet. Aslında sizin yaşadığınızdan pek sıkıntılı bir maç olmadı Lego. Maç hakkında bir görüşlerini almak istiyorum her şeyden önce. Valla bence çok söylemem gereken bir şey olduğunu düşünmüyorum. Dediğim gibi her şeye gidiyordu. Bu da iyi gittiğinin kanıtı oldu. Hı-hı. Çok kontrollü ve düzgün oynuyoruz. Böyle devam yani. Tabii şunu konuştuk sen gelmeden önce. BBL'le sanki diğer takımların özellikle Türkiye içerisindeki Tier 3 takımlarından ya da Tier 2 takımlarından bahsedersek gap'inin biraz fazla açılmış olabileceğinden bahsettik. Buna katılıyor musun? Bu bizim için üzücü bir şey mesela. Ya şimdi takım zaten çok yetenekliydi. Yani takımda gerçekten çok yetenekli isimler var. Takım iyice birbirine uyum sağlamaya başladı. Bu yetenekten ziyade takım oyununa da yansıdı bu yetenekler artık. Çok yani artık maçın işte o kadar rahat oynuyoruz ki birbirimize o kadar yardımlaşıyoruz ki zaten izleyince anlayabiliyorsunuz. Yani diğer takımlar da geriye düşüyorsa bunlara ders çıkarıp bizim nasıl çıkardığımız gibi hani 3 ay önceki bir BBL nasıldı, şu anki BBL nasıl görüyorsunuz, herkes görüyor. Evet. Çalışarak yani diğer takımlar da bize tekrar yetişebilir bence. Tabii şu da var yani takım kompozisyonunuz gelişiyor, takım kimyanız gelişiyor ama bir yandan da bireysel olarak üstün performans sergilediğinizde pek takım kimyasına da gerek kalmıyor. Özellikle senden bir takım arkadaşın hakkında yorum isteyeceğim. Russ'ın Frenzy ile aldığı kill'leri görmüşsündür muhtemelen. Yani Russ özelinde bir yorum bekleyeceğim. Kendisi Avrupa sıralamasında da 1. şu anda. Böyle bir takım arkadaşıyla oynamaktan herhalde mutlusundur. Valorant'ın Zanteres'i olmaya geliyor Batu. Bence oldu bile yani. O yetenekte bir oyuncu gerçekten. Yıllardır başka FPS oyunlarında da aynı yeteneğe sahipti. Ama dediğim gibi Valorant sağ olsun gerektiğimiz desteği gördüğümüzü düşünüyorum. Batu daha ilerleyen zamanlarda çok daha yerlere geleceğini düşünüyorum. Evet, Avrupa'daki böyle yıldızlaşmış oyuncular var. Batu'yu bence o tarafta görmemiz gerekiyor. İsminin daha çok sıkanılması gerekiyor diye düşünüyorum Lego. Evet. Ama Avrupa'yı fethetmeye geliyoruz. Bir Türk takım olarak Avrupa'da ismini kendisi yayacak kardeşim. Evet, muhtemelen arkadaşlarım da sana sorusu var. Evet, ben bir soru eklemek istiyorum Semih. Semih dün Bind haritasında MNA'ya karşı biraz daha yakın bir maç geçmişti. Bugün bir tık daha sanki rahat oldu sizin için. Dünden bir şeylere bakıp değiştirdiniz mi? Yoksa sadece o düne özgü bir belki de rakibin oyunuyla ilgili bir şey miydi? Aslında hiçbir şey değiştirmedik. Dediğim gibi maç içinde aksilikler de olabiliyor. Rakip takımın ne bileyim anlık bir açılması, arkalaması, hani sizi şaşırtabileceği bir durumlar da olabiliyor. Hiçbir şey değiştirmedik. Aynı şekilde devam ediyoruz. Hatta Bind'i biz seçtik. Yani dünün 13-9 geçmiş olması bizim için bir şey ifade etmiyordu. Aylarda çalıştığımız için kendimizden ve haritalarımızdan eminiz. Devam ettik, kazandık yani normal oyunumuza. Aslında Semih, First Strike zamanında da bunları bol bol konuşmuştuk ama ben biraz daha Eray'ın, Gaze'in katkısını merak ediyorum bu süreçte. Bu gelişimde rolü nasıl oldu? Valla Eray'ın gelişimi benim performansımın yükselişi oldu. Arka plandaki şeylerde takım kaptanı olarak ben uğraşıyordum. O benim büyük bir yükümü azalttı. Ne bileyim işte başka takımlara izleme olsun, analiz etme olsun veya bize yeni bir şeyler katma olsun. Benim buradaki yükümü aldı veya takım içi sorunlar olsun, iletişim olsun. Eray'ın katkısı bize çok büyük. Hakkını ödeyemeyiz. Eray'ın gelişi hepimizin performansını arttırdı. Evet. Aslında Semih, sen de takım yapılarını çok iyi biliyorsun. Profesyonel takım yapılarını. Burada koçların yanında çok farklı görevlerde aslında kişiler de oluyor. Bu konuda bir ileride kararınız olur mu? Farklı kişileri dahil etmek açısından bünyeye, kulübe. Analist olarak diyorsun sanırım. Analist olur, psikolog olabilir. Şu an için bir ihtiyacımız yok. Kendi sorunlarımızı kendimiz çözebiliyoruz ama bir koça gerçekten ihtiyacımız varmış. Eray geldikten sonra bunu anladık. Şu an için bir analiste ihtiyacımız yok. Tabii ki de ilerleyen zamanlarda oyun daha da geliştikçe veya biz kendimizi geri planda hissettiğimizde, ihtiyaç duyduğumuzda alabiliriz tabii ki de. Ama şu anlık öyle bir talebimiz veya ihtiyacımız olmadı takımdan. Özellikle hani bu oyun içerisinde koçların girememesinden dolayı zaten Eray'ın hali hazırda analist katkısı vermesinden dolayıdır diye düşünüyorum. Yoksa... Evet doğru. Ya bir an önce koç moda gelsin. Aynen, buradan sesleniyorum. Sayın Hayata. Biraz bu kadar zor bir şey istedim. Olmamalı yani. Gerçekten bu kadar zor bir şey olmamalı. Zaten halihazırda bir spec modu var. Yapabilirler diye düşünüyorum. Lütfen bu da ricamız olsun. Bir an önce koç moda gelsin. Evet Semih, fazla tuttuk seni bu sıra, bu ekranlarda. Teşekkür ediyoruz bütün yorumların için. Ayrıca tebrik ediyoruz. İlk 4'e kaldınız. Yine Türkiye'nin en iyi takımlarından bir tanesi olduğunu burada gösterdiniz diye düşünüyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kal. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sizin de ağzınıza sağlık. Sağ olun. Çok sağ olun. Semih yine bizdeydi. Tabii biz Semih'i görmeye alıştık artık. Siz de alıştınız. Yarın da yine bir olmadı Semih'i çağırırız. Arada bir yorum yapar maçlarla ilgili falan. Maçı yok ama gerçekten yorum konusunda çağırabiliriz Semih'i. Bay bay. Gidiyorum. Yol uzun. İstanbul'a gideceğiz. Güle güle İstanbul'a. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay chat. Zıbap övüş. Zıbap övüş. Görüşürüz. Bay bay. Yine gelin. Tamam.